Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle 8. sınıf 2. dönem 1. Türkçe yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazı sorularımızı eğitimevi.webi.com sitemizden bulabilirsiniz. Ve hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz, aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Bakalım. Beni yine kırdın. Burada kırmak kırmak eylemidir ama burada beni kırdın yani mecaz anlamda kullanmış. Bu değil. Renkli kişiliği hepimizi eğlendirirdi. Buradaki renkli de arkadaşlar, renk dediğimizde ilk aklımıza gelen nedir? Renk yani gözle görülebilen, algılayabildiğimiz şeylerdir. Ama burada renkli kişilik diyor. Renkli kişilik olur mu? Olmaz. O yüzden bu da mecazdır. Soğuk günlerde mutlaka eldivenlerin yanına alırmış. Burada da gerçek anlamda kullanılmış. Çünkü soğuk gün diye dediğimizde olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çünkü soğuk günler vardır. O yüzden bu gerçek anlamlıdır. Bu sıkıntılar bana artık ağır gelmeye başladı. Ağır sıkıntı olur mu? Olmaz. O yüzden burada da mecaz anlamda kullanılmış. Gerçek anlamda kullanılan C şıkkı. Cevabımız Ceyhan. Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirlerine yakındır? Hemen bakalım. Ne diyor? Bana selam vermediği için Ayşe'ye gücendim. Bana selam vermediği için Ayşe'ye bağırdım. Bana selam vermediği için Ayşe'ye darıldım. Bana selam vermediği için Ayşe'den hoşlanmadım. Burada eş anlamlılarını sormakta. Yani direkt bunları okumayın. Bunlara bakarsanız gücenmekle darılmanın aynı anlamda olduğunu bulabilirsiniz. Ve böylelikle cevabımız 1 ve 3 yani A şıkkımız olmaktadır. Üçüncü sorumuz. Dizesinde hangi söz sanatları kullanılmıştır? Çatma kaşlarını kurban olayım ey şanlı hilal diyor. Burada çatma kaşlarını ey şanlı hilal dediği için bir kişileştirme var. Kişileştirmeyi bakıyoruz. Ondan sonra ise ne var? Kurban olayım diyor. Yani kişileştirmeden sonra benzetme var mı? Benzetme yok. Benzetme yok. Konuşturma var mı? O da yok. Geriye zaten abartma kalıyor. O yüzden kişileştirme ve abartma vardır. Doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkımızdır. Dördüncü sorumuz. Cümlesiyle aynı anlama gelen cümle hangi şıktadır? Yaşamak karanlık geceye rağmen buğulanmış pencere camına güneşi çizebilmektir. Burada neyden bahsediyor? Tabii ki burada umuttan bahsediyor. Umutun önemine bahsediyor. Hangisi aynı anlamdadır? Umut sahibi olmak için kötü şeyler yaşamalıyız. Aynı anlam değil. Yaşamak en zor zamanlarda umudunu kaybetmemektedir. Bu da değil. Yaşamak için umut yeterli değildir. Bu da değil. Yaşamak için sadece umut yeterlidir. Doğru cevabımız budur. Çünkü ne diyor? Yaşamak diyor karanlık geceye rağmen yani kötü sıkıntılara rağmen buğulanmış pencere camına güneşi çizebilmektir. Yani bir umutun olmasıdır diyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir anlatım içermektedir? Hacı Bektaş Nevşehir iline bağlı bir ilçedir. Bu öznel midir? Değildir. Bu nesneldir. O yüzden direkt A'yı eleyebiliriz. Doğusunda Avanos, batısında Mucur, güneyinde Gülşehir, kuzeyinde Kozaklı vardır. Bu nesnel mi? Evet nesnel. Ama bize özden sorduğu için B'yi de eleyebiliriz. 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli'nin buraya yerleşmiştir. Bu da nesnel, bu da kanıtlanabilir. Yerleştiği veya yerleşmediği. 4'e bakalım. Onun gelmesiyle birlikte Hacı Bektaş'ın çehresi değişmiş. En önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bakın burada en önemli diyor. Sana göre en önemli olabilir ama bana göre en önemli olmayabilir. Bu kişiden kişiye değiştiği için bu öznel bir ifadedir. Yani cevabımız D şıkkı 4'tür. 6. sorumuz. Parçada toplumumuzun aşağıdaki hangi özelliğinden söz edilmemiştir? Bakalım. Türk geleneğinde birey ve toplum yapısının en belirgin özelliklerinden olan alçak gönüllülük. Bakın altını çizebiliriz. Saygı. Özellikle hoşgörü ve değer bilirlik. Kırıcılık, kabalık ve nankörlüğü önleyen en önemli etkenlerdendir. İyilik gördüğü ve tuzunu ekmeğini yediği bir kimseyi unutmak toplumumuzda bağışlanamaz töre eksikliklerinden biri sayılır. Hangisinden söz edilmemiş? İyilik bilir olmaktan söz edilmiş. Ölçülü davranmadan da söz edilmiş. Sevgi bağlılığından da söz edilmiş ama açık sözlülükle ilgili burada söz edilmemiştir. Doğru cevabımız D şıkkı açık sözlülük olmadır. 7. sorumuz. Yukarıdaki mısralarda hangi varlıklar kişileştirilmiştir? Bakalım. Yüce dağlar birbirlerine gözeder. Burada yüklememiz gözeder. Kim gözeder? Yüce dağlar. Yani dağlar. Dağlar gözeder mi gerçekte? Etmez. O yüzden buradaki bir canlıya insan
insan dışı bir varlığa insan özelliği verildiği için dağlar. Dağ. Ondan sonra rüzgar ile mektuplaşır, naz eder. Bakın burada mektuplaşmak, kim mektuplaşıyor? Rüzgar ile dağlar. Rüzgar mektuplaşma, o da mektuplaşmayacağı için rüzgar. Dağ ve rüzgar cevabımız. Hangi şıkta var? Bakacak olursak eğer dağlar ve rüzgar olduğu için doğru cevabımız D şıkkımız. Parçanın yorumlandığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İnsan çocukluk çağından kurtuldu mu gelecekte yaşamaya başlar ve yaşadığı günlerle gelecek günleri karşılaştırmaktan kendini alamaz. Bu karşılaştırma hep yaşanan günlerin zararına olmuştur diyor. Hemen burada önemli yerlerin altını çizelim. Hep yaşanan günlerin zararına olmuştur ve gelecekte yaşamaya başlar. Hangisine ulaşılabilir? Yaşama iyiliği ya da kötülüğü katanlar insanlardır. Bu çok saçma. Gelecek kaygısıyla yaşayanlar bugünlere de zarar verirler. Buna ulaşılabilir. Nokta koyalım gene. Diğerlerine devam edelim. Dün bugün ölmüştür. Bugün de yarın ölecektir. Bu da değil. Geleceği kurup düzenleyecek tek şey bugündür. Bu da değil. Burada doğru cevabımız B'dir. Çünkü gelecek kaygısıyla yaşayanlar bugüne de zarar verebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi sözde öznedir? Yani edilgendir diyor. Sözde özne yerine edilgen de diyebilirsiniz. Öğrenciler sınıfı temizledi. Kim temizledi? Öğrenciler. O yüzden bu etken. Bunda sözde özne yok. Beni görünce şaşırdı. Kim şaşırdı? O şaşırdı. Burada da gizli özne var. Yani sözde özne yok. Yıllarca aynı şehirde yaşadı. Kim yaşadı? O aynı şehirde yaşadı. Burada da gizli özne var. Sözde özne yok. Yani etkendir. Sınıf iyice havalandırıldı. Ne havalandırıldı deyince sınıf diyebiliyorsak bu nedir? Sözde öznedir. Çünkü sınıf havalandırılamaz. Kendi kendine olamaz. Başkasının yaptığı için buradaki sınıf arkadaşlar sözde öznedir. Yani edilgen çatılı bir fiildir. O yüzden buradaki doğru cevabımız D şıkkımız. 10. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısına göre geçişlidir? Eğer arkadaşlar onu alabiliyorsa neydi? Geçişliydi. Eğer alamıyorsa da geçişsizdir. Yani geçişliği sorduğu için onu alması lazım. Sen 2 saat beklemiş. Seni 2 saat beklemiş. Yüklememizde beklemiş. Onu beklemiş deyince oluyor mu? Oluyor. O zaman bu geçişlidir. Bebek tüm gün ağladı. Onu ağladı olmuyor. Onu uzandı olmuyor. Onu yüzüyor olmuyor. Ama onu beklemiş dediğimizde anlamlı olduğu için doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesnesine göre farklı bir fiil olur. Bakın nesnesine göre. Ahmet arkadaşlarıyla sinemaya gitti. Onu gitti oluyor mu olmuyor. O yüzden bu geçişsiz. Çarpılar geçişsiz, tikler ise geçişli. Evi toparladı, onu toparladı dediğimizde oluyor mu? Oluyor. O zaman geçişli. Parti düzenledi, onu düzenledi dediğimizde oluyorsa geçişli. Sever, onu sever oluyor mu? Oluyor. O zaman geçişli. Hangisi farklı? Baktığımızda bunlar tik, diğer olan çarpı. Yani bu nedir? Bu geçişsiz, bunlar ise geçişlidir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. 12. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumludur? Elindeki kitabı odaya bıraktı, olumlu. Ali camı yanlışlıkla kırdı. Pardon, soruları karıştırdım. Çok özür diliyorum. 12'den devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisi geçişli olduğu halde nesne almamıştır? Elindeki kitabı odaya bıraktı, onu bıraktı dediğimizde oluyor. Ama kitabı demiş, burada nesne var. O yüzden bu değil. Ali camı yanlışlıkla kırdı. Nesnemiz burada camı ve onu kırdı. Geçişli olduğu için bu da değil. Sana daha sonra anlatacağım. Onu anlatacağım dediğimizde geçişli oluyor mu? Oluyor. Ama baktığımızda neyi anlatacağım dediğimizde bir nesne olmadığı için buradaki doğru cevabımız D şıkkı, C şıkkı olmakta. 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumludur? Benim uzun süredir aradığım kitap bu değildi. Yani değildi dediği için olumsuz. Seni aramayanı sen de aramamalısın. Bakın aramamalısın diyor, yani bu da olumsuz. Babamın bana anlattıklarını anlamıyor değilim. Anlamıyor değilim dediğimizde buna sakın olumsuz demeyin. Çünkü anlamıyor değilim, yani anlıyorum. Burada anlamına bakmalısınız. Biçimine bakmayın, anlamına bakın. Bir dakika. Babamın bana anlattıklarını anlamıyor değilim. Yani olumlu olduğu için buraya tik koyabiliriz. Bu işin sonun böyle gideceğini bilemezsin. Yani bilemezsin. Bu da olumsuzdur tabii ki. Baktığımızda hangisi olumlu? Tabii ki C şıkkımız. Olumlu olduğu için doğru cevabımız C şıkkı. 14. sorumuz.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından bağlı bir cümledir? Bağlı cümle neydi? Bağlaşlı cümle. Hangisi bağlaşlı bir cümle? Artık görüşmüyoruz ama hala onu unutmadım. Olabilir çünkü burada iki cümlemiz var. Artık görüşmüyoruz. Bir cümle hala onu unutmadım. Bir cümle ve bağlı olduğu için ama ile bağlanmış bir cümle. Olabilir. Hatta doğru cevabımız A'dır. Bu ne kadar hiçbir işte dikiş tutturamadı bir cümle. Onu gördüm ardından giderek seslendim. Burada bakın burada iki cümle ama birbirini virgülle bağlamış. Yani sıralı cümle, bağlı cümle değil. O yüzden buna da çarpı koyabiliriz. Evimi, arabamı ve bütün eşyalarımı ona bağışladım. Buradaki V'yi sakın bağlı cümle olarak almayın. Çünkü burada sıralı ögeleri birbirine yani şey yapmak için. Arabamı ve bütün eşyalarımı. Burada bakın bunları bağlamış. Yani iki cümleyi bağlamamış. O yüzden bu da yanlış. Dediğim gibi doğru cevabımız A şıkkı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dediğim gibi yazılı sorularınızı buradan bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımıza da buradan geçiş yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Çalışın ve hak ettiğinizi alın.